Evet, çok büyük bir sahabe, Kur'an tilavetinde üstad olan bir kişi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin onun Kur'an okuması anında meleklerin onu dinlediğine dair beyanları vardır. Böyle bir insan. Sesi güzel, sözü güzel, özü güzel, her şeyi güzel ve onu yetiştiren Hazreti Muhammed güzel. Hazreti Muhammed'i bize bahşeden Allah Celle Celaluhu her şeyden daha da güzel. Evet, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh isimden de anlaşılacağı gibi Yemen'in Eş'ar kabilesine mensuptur. Evet, bunları özellikle tekrar tekrar söylüyorum ki not edesiniz. Yemen'in Eş'ar kabilesine mensuptur. Çünkü bugün dahi Yemen'e gittiğinizde kabileniz sorulsa Eş'ariyim derseniz size ayrı bir hürmet, ayrı bir ihtiram gösterilir. Hem Ebu Musa el-Eş'ari'den hem de Ebu'l-Hasan el-Eş'ari ki itikat imamlarımızdan önemli bir kişidir Eş'ari. Ve büyük bir aşirettir, çok faziletli soylu bir aşirettir. Eş'ar kabilesine mensuptur ve dolayısıyla bu sahabenin lakabı da bu aşairden, bu aşiretten geliyor. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Efendim asıl ismi Abdullah'tır. Yani asıl ismi Abdullah'tır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Mekke'de zuhur ettiğini duymuş fakat ulaşamamış Hazreti Peygamber'e. Çünkü Yemen'de malumunuz Yemen haritası eski medeniyetlere beşiklik yapmış bir bölgedir. Yani Yemen'de gezdiğiniz zaman karış karış Necaşilerin izini görürsünüz. Efendim bir takım medeniyetlerin izlerini görürsünüz. Çünkü tarih boyunca orası Hindistan'la Afrika arasında köprülük yapmış bir liman bölgesi. Üç tarafı denizlerle çevrilmiş. Gerek Aden Körfezi, gerek Hadramut, tarihte meşhurdur Hadramut ve Saba Melikesi Belkis'in medeniyetini taşıyan San'a ki aslında San'a Melikesidir. Köyüne nispeten Saba Melikesi Belkis denilmiş. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hatunudur, hanımıdır. Daha sonra Hazreti Süleyman'la evlenmiş. Yani Yemen'i karış karış gezseniz her toprağında bir medeniyet, bir kültür görürsünüz. Tabii bir müddet Osmanlıların elinde kaldı. Osmanlılar idare etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen cephesinden itibaren yavaş yavaş kaybettik. Ve meşhur türküler söylenir işte, anu Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir. İşte hayalen Yemen'e gidiyoruz. Çünkü rahmet konuğumuz aslında Yemenlidir. Evet, Yemen'in Eş'ar kabilesine mensup, asıl ismi Abdullah'tır dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'de zuhur ettiğini duymuş, fakat gelme imkanı yoktu. Anasıyla birlikte hiç tereddüt etmeden iman etmişlerdi. Yani Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin bahsini, adını, ilkelerini duyunca, Resulullah'ın elçileri o bölgeden geçince hiç tereddüt etmeden iman etmişlerdi. Bazı rivayetlerde efendim Medine'den sonra iman ettikleri de söylenir. Fakat doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan'a gönderdiği elçiler, Habeşistan üzerine gönderdiği muhacirler geçerken Resulullah'ın adını ve davasını duymuş, iman etmiş, hatta annesiyle beraber hiç tereddüt etmeden biz büyüklerimizden Mekke'de büyük bir insanın çıkacağını, ahir zaman peygamberinin çıkacağını duymuştuk ve onu bekliyorduk deyip hiç tereddüt etmeden iman etmişlerdi. Efendim, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala an zaten okur yazar bilgili bir kişiliğe sahipti. Bu çok önemli. Çünkü o dönemde okur yazar olmak büyük bir meziyetti. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an ta çocukluğundan beri kültürlü bir ailenin çocuğu olması hesabıyla ve kültür zenginliğine sahip bir toprakta yetişmesi hesabıyla okumasını yazmasını bilen Arap nesep ilmini bilen, tarihi çok iyi bilen ve Tevrat ve İncil'i inceleyen bir yeteneği vardı Ebu Musa el-Eş'ari'nin.
Ve İslam'ın Yemen'de ilk yayan kişiler, İslam'ı ilk Yemen'e götüren kişi de o olduğu söylenir. Tabii ki onun Yemen'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la sadece elçiler vasıtasıyla gelen bilgilere sahip olması hesabıyla, o bilgilerle Yemen'de İslam'ı ilk yayan kişi de odur. Ve sayılar da çok azdı ama o az kişiler, o tahsilli kültürlü insanlar çok az zaman içerisinde çok artmıştı. Evet, çok artmıştı. Çünkü Ebu Musa el-Eş'ari bugünün tabiriyle bir öğretmen, bir yazar, bir bilgili kişiye nispeten tahmin edebilirsiniz. Ve o kültürlü kişiliğiyle, kültürlü çevrelere İslam'ı bildiği kadarıyla, duyduğu kadarıyla sahih kanallardan anlatıyor ve o kültürlü insanlar İslam'a geliyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu vardır. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan en çok alimler korkar, bilenler korkar. Evet, bilenler Allah'tan korkar. Burada bir ölçü, Allah'tan korkanlar bilgilidir demek manası çıkar. Allah'tan korkmayanlar ne kadar diploması da olsa, ne kadar ünvanı da olsa, kitap taşıyanlar gibidir. Kur'an'a göre ise, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan en çok alimler korkar. Ve alimler korkar hesabıyla Ebu Musa el-Eş'ari'nin etrafında bilgili insanlar yerini alıyordu. Efendim Mekke'den gelen tacirlere, ticaret ehline Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı durumunu ne yapıyor, ne diyor, nasıl bir insandır ve Mekke'de olup bitenleri sorardı. Özellikle Hadramut'a gelen, Aden'e gelen, San'a istikametine gelen tüccarlar, Resulullah'ın durumunu, iman etmeseler dahi, onlara yapılanları anlatıyor ve Ebu Musa radıyallahu anh dinliyordu. Ve Resulullah'a yapılan sıkıntıları, müminlere yapılan işkenceleri duydukça, yerinden kalkıyor, ayağa kalkıyor, ah ben de olsaydım, ah biz de orada olsaydık, Resulullah'a yardım etseydik, şu Mekkeliler ne biçim insanlardır? Kendi yeğenlerini, kendi evlatlarını yalanlamaya çalışıyorlar. Halbuki bütün dünya onu beklemekte, bütün alem onu beklemekte. Ah Mekkeliler nasıl yaparsınız diye hayıflananların içerisindeydi Ebu Musa el-Eş'ari. Evet, peygambere ve müminlere yapılan sıkıntıları duyunca 53 kişi idiler Yemen'de, Yemen topraklarında Eş'ar kabilesine mensup. 53 kişi iman etmişti ve bu 53 kişi de Resulullah'ın aşkıyla, Resulullah'ın firakıyla, Resulullah'ı görememenin verdiği firak elemiyle kıvrım kıvrım sancılar içerisinde sancılar çekiyorlardı. Ve düşündüler bu 53 kişi, ne yapalım? Hazreti Muhammed'e ve mümin kardeşlerimize işkence yapan Mekkelilere böyle durup seyir mi edeceğiz? Gidelim, Resulullah'a yardım edelim, malımızı, mülkümüzü burada nakde çevirelim ve bir gemi kiralayalım. Bu gemiyle gidip Resulullah'a ve mümin kardeşlerimize yardım edelim. Evet, bu düşünce ve bu inançla 53 kişi, tekrar söylüyorum, 53 kişi bir gemi kiraladılar veya aldılar neyse, bir gemiye binip Mekke'ye gitmek üzere Aden Körfezi'nden çıktılar ki bugün Hint Okyanusu'nun bulunduğu bölge, coğrafya bilenlere söylüyorum, elinizde atlas varsa açıp bakabilirsiniz. Aden Körfezi'nden kuzey ile güney Yemen arasında bir şeydir, şu anda başkentidir. Oradan çıkıp Kızıldeniz'e doğru yola bindiler. Fakat gemi, tabii o günkü 1400 küsur yıl önceki şartları düşünün, o gemiyle Resulullah'a kavuşmak için hızla hareket ediyorlardı. Mevsimin geçmesini bile beklemediler. Fırtınalı bir mevsimdi. Onlar orada, biz burada olmaz, bekleyemeyiz. Madem ki Resulullah'a iman ettik, gidip onu hem görelim hem de ona yardımcı olalım. Gerekirse uğru sıra ölelim. Ve eskice bir gemi, kış mevsimi, gemiye bindiler, denizde fırtınaya tutuldular.
fırtına ve deniz onları alabora etti ve gemileri denizin ortasında döndü, döndü, döndü. Hint okyanusuyla Kızıldeniz Bahr-ül Ahmer'in birleştiği o boğazda amansız bir alaboraya tutuldular ve kendileri Mekke'ye gelmek için yola çıkmışlardı. Cidde Körfezi'ne inip Mekke'ye geleceklerken Cenab-ı Allah o fırtına sebebiyle onları karşı tarafa, yani Habeşistan tarafına attı. Onlar küreklere asıldılar, fakat kader ilahi küreklerin gücünden daha güçlü ve gemiyi Habeşistan tarafına, karşıya yani, bugün İstanbul Boğazı'nın bu tarafıyla o tarafını düşünün, daha da geniş. Yani bu tarafa, Ceziretül Arap tarafına, Arap Yarımadası'na geleceklerken, karşı tarafa, Necaşi'nin bölgesine, Habeşistan'a fırtına kendilerini attı. Ve o günlerde de Habeşistan'da Hazreti Cafer ve arkadaşları gelmişler, muhacir olarak oradaydılar. Onlara ulaştılar, onlara kavuştular. Hazreti Cafer ile o 60 kişilik gruba, daha sonra daha da arttı ve 53 kişilik bir grup Yemen'den geldi, katıldı. Hiç tanımıyorlar, bilmiyorlar. Merhabaları belki yok. Fakat iman kardeşliği, din kardeşliği öylesine birbirine ısındırdı ki yıllarca Habeşistan'da Hazreti Cafer ve diğer sahabelerin, Hazreti Osman gibi, efendim diğer başka sahabeler gibi, onlardan Resulullah nasıldır, Resulullah neler söyledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık oraya yeni giden ayetleri, yeni gelen ayetleri gönderiyor, yeni hükümleri gönderiyor ve oradaki Müslümanlar Hazreti Cafer'in başkanlığında Hazreti Cafer bin Ebi Talip Resulullah'ı temsil ediyordu orada ve onun etrafında toplanmışlardı. İşte Ebu Musa el-Eş'ari ilk Kur'an dersini, Ebu Musa el-Eş'ari ve arkadaşları ilk Kur'an dersini Hazreti Cafer, Zübeyir bin Avvam ve diğer bazı sahabelerden alıyorlar. Evet, uzun bir müddet Habeşistan'da kalıyorlar. Sorumuzu bir daha soruyoruz. Ben de tekrar kan grubunu anons ediyorum. Evet efendim, rahmet konuğumuz Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala anh. Habeşistan'da 53 kişi arkadaşlarıyla beraber kalırlar. Aradan yıllar geçer, yıllar su gibi akıp geçer ama Ebu Musa kendini yetiştiriyor. O kültürünü oradaki muhacir arkadaşlarıyla paylaşıyor. Oradaki insanlara bilgilerini aktarıyor. Ve İslam'la mücehhez olanlardan, yani ilmini daha da mükemmelleştiriyordu. Efendim, aradan yıllar geçer dedik. 7 yıl gibi bir zaman geçiyor. Resulullah ve ashab Medine'dedirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de oluşunu duymuşlar. Ha bugün, ha yarın gideriz ve aradan 7 yıl geçmiş. Aradan 7 yıl geçmiş. Zira kendileri Mekke'ye gidelim dedikleri zaman Resulullah hicret hazırlığı içindeydi. Belki Medine'ye gitselerdi, Mekke'ye gitselerdi, orada müşrikler onlara zarar verecekti. Kader ilahi onları fırtınayla Habeşistan'a gönderdi ve Habeşistan'da epey 7 yıl gibi bir zaman kaldılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak üzere emir gelmişti. Artık Habeş'te hiç kimse kalmayacak, Medine'ye geleceklerdi. Medine'ye geldiler 7 yıl sonra, aradan 7 küsur sene geçmiş. Bu 7 sene içerisinde Ebu Musa kavrulmuş, erimişti bir yağ gibi. Ah Resulullah hayatta ola, ben onu göremeyeyim. Arada deniz ola. Kendi kendine bazen şiirler, mersiyeler söyler. Yıllar var ki seni bekliyorduk ya Resulallah. Geldin, sana gelmek istedik. Aramıza deryalar, denizler girdi. Ah bu deryalar, denizler aramızdan kalksa da o gül cemalini, o nur yüzünü bir görebilsem diye Habeşistan'da mırıldanıyor, mersiyeler söylüyordu. Evet, 7 yıl sonra Medine'ye gelmiş ama bu defa Resulullah Medine'de yok. Soruyor Allah'ın Resulü, nerede? Ve verilen cevap, Resulullah Hayber Savaşı'na gitmiş. Öyleyse biz ne duruyoruz?
deyip Habeşistan'dan gelen bütün muhacirlerle beraber hızla Hayber'e intikal ediyorlar. Ki Peygamberimiz Hayber kuşatmasında olduğu günlerde işte Habeşistan muhacirleri büyük bir gemiyle ki kaç kez teşebbüs etmişlerdi fakat gelemiyorlardı. Yenbu'a'ya iniyorlar ve oradan da yürüyerek Medine'ye, Medine'de de Resulullah yok. Hayber'de 178 kilometre kara yolculuğuyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeye can atıyorlar, acele ediyorlar. Ve Hayber Savaşı'nda bitiminde Resulullah'a kavuşuyorlar. Resulullah'ı görünce artık varın düşünün. Yıllarca Resulullah sizin birkaç yüz kilometre ötenizde olacak veya belki 1-2 bin kilometre ötenizde olacak, deniz aşırı olduğu için söylüyorum. Göremeyeceksiniz, haberler gelecek, ayetler gelecek, sıkıntılarını duyacaksınız, savaşlarını duyacaksınız. Fakat ona kavuşma imkanınız olmayacak ve bir gün gelecek, onu bir Hayber dönüşü, bir savaş dönüşü, bir muzaffer komutan edasıyla Medine'ye dönmek üzere hazırlık yaparken onu göreceksiniz. Gören Ebu Musa el-Eş'ari olacak, görünen Hazreti Muhammed olacak. Varın o iklimi, o havayı, o andaki dramı tasavvur edin, hayal edin muhterem Müslümanlar. Evet. Ve Resulullah'ı görür görmez kendinden geçiyordu Ebu Musa el-Eş'ari. Beklediğimden de güzel, düşündüğümden de güzel, hayal ettiğimden de güzel, her şeyden de güzel, güzellerin güzeli, güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve Resulullah Efendimiz onlarla tek tek ilgilenir ve onlara savaşa katılmışlar gibi ganimet, pay, hisse verir Allah Resulü. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Musa'la biraz konuşur, birkaç şey sorar. Hemen o birkaç sorunun cevabında Allah'ın Resulü kainatın fakrı Ebu Musa'yı çok beğenir. İsmin ne senin? Abdullah ve Ebu Musa el-Eş'ari. Peygamber Efendimiz zaten Eş'ari kavmini de çok severdi. Çünkü onlardan çok büyük hizmet eden insanlar çıkacaktı. Ve Eş'arileri de övmüştü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün önce, evet, Hayber'de savaş bitmiş, ganimetler toplanıyor. Bir gün önce Resulullah namaz sonrası şöyle diyor: "Ashabım, yarın buraya öyle bir kavim gelecek ki..." Evet, savaş sonrası bakın, orta yerde hiçbir münasebeti yokken Allah'ın Resulüdür bu, boş konuşmaz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O vahiy ile konuşur, o heva ile konuşmaz. "Ashabım, yarın buraya öyle bir kavim gelecek ki onlar İslam için sizden çok daha yufka yüreklidirler." Evet, böyle diyor Allah Resulü. "Yarın buraya öyle bir kavim gelecek ki onlar İslam için sizden çok daha yufka yüreklidirler." Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onların dönüşüne o kadar sevinmişti ki, o kadar kavuşmalarına sevinmişti ki, ve o yufka yürekliler, İslam'a karşı şefkatlidirler, sizden diyor, İslam için sizden çok yufka yüreklidirler. Habeşistan muhacirleri ve Eş'ariler. Peygamberimiz onların dönüşüne sevinmiş ve şöyle demişti: "Allah'ım, Cafer'in gelişine mi sevineyim? Muhacirlerin gelişine mi, Hayber'in fethine mi sevineyim? Allah'ım sevindir bizi." Ve sevinmişti Allah Resulü. Efendim bu muhacirlerle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye doğru dönüş istikametine geçtiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam yolda bir ara böyle topluluğa baktı. "Sen," dedi. "Ben mi ya Resulallah?" "Ben Ebu Musa." "Evet Ebu Musa," dedi. "Sen bana doğru yanaş." Ve Resulullah'a yanaştı. "Bin," dedi.
Resulullah onu, o kutlu deve, mutlu deve, ne derseniz deyin, Kasva'nın terekesine bindirdi yolda. Yani Ebu Musa'yı arkasına, devesinin üzerine aldı. Gel dedi, sen buraya bin, seninle işlerim var dedi. Ve hemen, ya Resulallah, ben devenizin arkasında yürüsem efendim, uygun olmuyor gibi böyle bir utangaçlık içerisine girdi. Allah Resulü gel gel dedi, gel Ebu Musa, gel deveme bin dedi. Seninle yolculuk etmek istiyorum, seninle sohbet etmek istiyorum. Ben mi efendim sultanım? Evet dedi, sen gel devemin arkasına, benim terekeme bineceksin deyince, Ebu Musa emredersiniz efendim dedi bir edeple. O kutlu deve, ki o devesini methetsen belki birkaç gün geçer, Kasva'yı. Rabbim o Kasva'nın hürmetine, çünkü o Resulullah'ı taşıdı, o bir kısım sahabeleri taşıdı, o deve ki Resulullah'ın vefatından sonra yemedi, içmedi, ta ki Resulullah'ın hasretiyle açlıktan, susuzluktan öldü. Ben o devenin, efendim nefsimi söylüyorum, sizi bilmem, o devenin ne bileyim yani, ayağının bastığı toprak olsam ne mutlu diyorum. Çünkü Resulullah'ı taşıdı. Evet, Ebu Musa radıyallahu anh geldi, Resulullah'ın arkasına, terekesine bindi. Resulullah geleceğin insanını, biraz sonra dinleyeceksiniz, geleceğin komutanını analiz ediyor. Bir sohbeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir sohbeti Resulullah, bir anı Resulullah, bir göz açıp yumuşu, tarfetül ayn, bir göz açıp yumuşu, Resulullah'ın sohbetinde bulunmak. Evet, Abdullah İbni Mübarek diyor, o sohbetin bir nefesinde olmak, o demin, o hayatın bir deminde olmak, bilmem, belki Abdullah İbni Mübarek olmaklıktan daha eftaldır. Ki Abdullah İbni Mübarek büyük bir insandır, anlatmamışım gerçi, çok büyük bir insandır. Ama diyor ki bir an Resulullah'ın huzurunda olmak. E tabi ya üstadım, sahabe olurdun. Bunu bilmeyecek ne var? Bir an Abdullah İbni Mübarek olmaklıktan daha hayırlıdır. Biz bunu biliyoruz. Ben ona da demiyorum da elimize geçmez. Ben onun devesinin kığı olsam nefsim kabul ediyor. Belki siz estağfirullah deyin ama ben kendi nefsimi çok iyi bildiğim için, hele beni benden daha iyi bilen bir Allah'a hesap vereceğimi bildiğim için, belki o devenin kığı benim için çok büyük şeref olacak. Evet, Kasva. Resulullah Kasva'nın üzerinde Ebu Musa el-Eş'ari analiz ediyor, tahlil ediyor ve soruyor. Necisin, ne yapıyorsun, ne diyorsun, neler okudun, baban kim, anan kim falan. Resulullah Efendimiz onu analiz ediyor, tahlil ediyor. Deşiyordu onu. Çünkü gelecekte şeriatını emanet edeceği kişiydi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Onu analiz ediyor, tahlil ediyor gram gram, santim santim, milimetre milimetre onu analiz ediyor Allah Resulü ve dönüyor şöyle diyor. Ya Abdullah diyor. Ya Abdullah. İsmi Abdullah dedim ya, lakabıdır Ebu Musa el-Eş'ari. Ve dönüyor diyor ki sana cennet hazinelerinden bir kelime söyleyeyim mi? Ya Abdullah. Sana cennet hazinelerinden bir kelime söyleyeyim mi? Evet. Ve söyle ya Resulallah diyor. Alabilir misin? İzninizle ya Resulallah. Cennet hazinelerinden bir kelime. Evet efendim. Ve ağlıyor Ebu Musa el-Eş'ari. Feddeke ummi ve abi ya Resulallah. Söyle. Neyse o, merak ediyorum. Söyle ya Resulallah. Söyleyeyim mi diyor ya Abdullah. Söyle ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun. Ben zaten hayatımı bu işe vakfetmişim. Bana cennet hazinelerinden bir kelime. Söyle ya Resulallah. Evet. Yazıyorsunuz efendim. Söyleyeyim mi? Ben de diyeceğim. Resulullah'ın söylediği o cennet hazinelerinden bir kelime. Önce sorumuzu soralım. Ne bekliyorsunuz? Feddeke ummi ve ebi ya Resulullah. Söyle o kelimeyi, merak ediyorum. Ve Peygamber Efendimiz ya Abdullah diyor. Sana cennet hazinelerinden bir kelime. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evet. Kızdığın zaman,
hayret ettiğin zaman, sana bir şey tevdi ettikleri zaman bu kelimeyi söyle. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Nedir? Güç, kuvvet Allah'ındır. O azamet sahibidir. O kuvvet sahibidir. Diler yapar, diler yapmaz. Evet. Hani bir şeye hayret ettiniz mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Ne güzel, Müslümanlar bunu öğrenmişler. Bir şeyden kızdığı zaman çocuğuna bir şeyi söyler. Çocuğun falan dükkanı filan evi tanıyor musun? Vallahi tanıyorum. La havle ve la kuvvete illa. Gerçi hiddetle söylüyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Farkında mısınız? O kelimeyi söylediğiniz an cennet hazinelerinden bir kelimedir diyor Hazreti Muhammed. Ve bunu Ebu Musa el-Eş'ariye söylüyor. Sana ya Abdullah cennet hazinelerinden bir kelime söyleyeyim mi? O da feddeke ummi ve ebi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Öyleyse la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve Medine'dedirler efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ve ashabıyla şöyle buyurur. Ey gemi yolcuları. Evet, ey gemi yolcuları. Ey sefine seferileri. Emin olunuz ki sizin iki hicret sevabınız vardır. Evet, emin olunuz ki sizin iki hicret sevabınız vardır. Çünkü bazıları, işte siz hicret etmediniz, siz Habeşistan'a gittiniz, biz şöyle oldu, böyle oldu dediklerini duyan Allah Resulü, onları hoşnut etmek için, ey gemi yolcuları, emin olunuz ki sizin iki hicret sevabınız vardır. Çünkü bir Habeşistan, iki Medine. Evet, bu onları o kadar memnun etmişti ki birbirlerine sarılmış, tebrik etmişlerdi. Tabii ki Eş'arilerin apayrı bir yeri vardı o gemi yolcularından. Çünkü çok medeni bir topluluktu, çok kültürlü bir topluluktu, okur yazar olan bir topluluktu. Ve İslam ulaması, siyerciler şöyle diyor, İslam'da ilk musafahayı, tokalaşmayı onlar yapmışlardır. Nerede? Habeşistan'da. Ve nerede yapmışlardır? Medine'de. Nerede yapmışlardır? Efendim, Aden'de, Yemen'de. En doğrusu hangisidir? Elbette ki Yemen'de. Evet. Yani üç rivayetin en doğrusunu söylüyorum. Yemen'de. Çünkü İslam'a girdikçe bu 53 kişi birbirlerini tebrik edip namazlardan sonra efendim ibadetlerden sonra İslami bir muvaffakiyetten sonra birbirlerini tebrik ederlerdi ve bu tebrik Habeşistan'a taşındı. Habeşistan'dan da Medine'ye taşındı. Zaten Resulullah'ın da sünnetiydi. El tutup musafaha etmek. Tabii erkek erkeğe. Evet, İslam'da ilk musafahayı onlar yapmışlardı, Eş'ariler yapmışlardı. Onlar Medine'nin Bathan Vadisi'nde ikamet ederlerdi. Bathan Vadisi nerede kalıyor efendim? Bathan Vadisi. Medine'yi görenler var mı bilmiyorum. Medine'nin Bir Ali semtinde, o tarafta ikamet ediyordu Eş'ariler. Yani Zulhuleyfe tarafında Bathan denilirdi. Orada ikamet ederlerdi Eş'ariler. Resulullah aleyhissalatü vesselam onları ziyaret eder ve onlara namaz kıldırırdı. Onlar hakkında da Maide suresinin 54. ayeti, evet 54. ayeti nazil olmuştur. Yani Eş'ariler hakkında 54. açar bakarsınız efendim, Maide suresi 54. ayet nazil olmuştu ve Resulullah aleyhissalatü vesselam onları seslerinden tanıyordu. Evet, özel bir sesi vardı Ebu Musa'nın. Ayet nazil olmuştu. Bu ayeti hemen hemen hepiniz bilirsiniz. Özellikle biraz böyle ırkçılık kokan ağızlardan çok duyarsınız. Irkçılık kokan ağızlardan. Ne demek istediğimi anlarsınız. İşte bu ayet efendim Türkler hakkında nazil olmuş, bu ayet Kürtler hakkında, yok Araplar hakkında, yok Farslar hakkında.
ne hakkında nazil olduğu meşhurdur. Tabii bazı kavimler burada geçiyor. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minine izzetin alel kafirin. Yücahidûne fî sebîlillâhi ve lâ yehâfûne levmete lâim zâlike fadlullâhi yu'tihi men yeşâ'u vallâhu vâsîn alîm. Evet, bu ayeti hepiniz biliyorsunuz. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzet sahibidirler. Allah yolunda cihad ederler ve dil uzatanların kınamasından da korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir ve o ihsanına layık olanı hakkıyla bilir. Evet, tabii bunu ben yanlış anlamayın. Dedim ya, bazı ağızlar, ırkçılık kokan ağızlar, müstakim ağızlara hürmetimiz var. Mesela ben bunu bir yerde dinlemiştim, bir hoca efendi. Vaazda söylüyor, o kadar hasta ki Allah ıslah eylesin. Diyeceksiniz, hoca nasıl hasta olur? Sonra sordum, hoca da değilmiş, fahri yapıyormuş orada. İşte diyor ki, efendim cemaat, İslamiyet'i Araplar iyi yaşamadığı için Allah da dedi, ey Araplar siz durun, ben Türkleri gönderiyorum. İşte bu ayetle Türklere bakar dedi. Şimdi bunu Bediüzzaman da söylüyor. Bediüzzaman'ın söyleme uslubu çok güzel. Yani bu ayetin ruhuna masaddak olursunuz diyor. Oradaki edep, terbiye ne kadar güzel. Ama onun söylemesi ne kadar abes kaçıyor. Yani Cenab-ı Allah burada herkese söylüyor. Ey iman edenler, yani ırkınız mırkınız ne olursa olsun, sizden kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki. Yani Arap Allah'ın, Acem başka bir ilah mı, haşa. Veya Türk, veya Kürt, veya Çin, veya Japon. Hepsinin Rabbi Allah, Rezzakı Allah, Rahmanı Allah, Rahimi Allah, Cemili Allah, Celili Allah. Yani hepsinin Allah'ı Allah. Başka ilah yok. Yani siz yapamazsınız, yani size minnet yok. Allah'ın davasını Allah'ın başka kavimleri getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı da izzet sahibidirler. Fakat nüzul sebebine baktığımızda bu ayetin nüzulu eşariler hakkındadır. Evet, nüzulu bu. Ama sadece bir yönü mü var? Hayır. Elbette ki Türklerin de hissesi var, Kürtlerin de hissesi var. Kim İslam'a hizmet etmişse hissesi var. Türk ne zaman İslam'a hizmet etmişse bu ayetin mutfağından, kazanından aşını aldı. Kürt ne zaman hizmet ettiyse aldı. Acem ne zaman, Rus ne zaman, Çeçen ne zaman, efendim Avrupa, Amerika, Japonya ne zaman hizmet etti ve ederse bu ayetin mutfağı herkese açıktır. Ama siz kazan kaldırırsınız, mutfağa da sırtınızı dönersiniz, mutfağa irtica ama aşağıda ihtiyacınız var derseniz nah alırsınız. Çünkü Cenab-ı Allah çalışana çalıştığının karşılığını verir aziz Müslümanlar. Evet, Osmanlı çalıştı, bu ayetten nasibini aldı. Eyyubiler çalıştı, aldı. Selçukiler çalıştı, aldı. Memluki çalıştı, aldı. Abbasi çalıştı, aldı. Ve bugün alan var mı? Efendim, dükkan açık müşterilere. Her saatte açık. Ama yeter ki müşteri gelsin. Evet. Bu ayet demek ki onlar hakkından nazil olmuş. Efendim, Kur'an'ı çok güzel okurlardı. Resulullah onları seslerinden tanır. Çok yanık Kur'an okurlardı. Bu eşariler, Resulullah onlar benden, ben de onlardanım derdi. Dikkat edin, onlar benden, ben de onlardanım derdi. Ve artık, evet, ne için bunu söylüyorum? Ve artık o ve onlar, ne kadar güzel, o ve onlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın yanındadırlar. Ve onların ilk sınavı, yani Resulullah'ın onlar bendendir dediği onlar, İlk sınavını nerede veriyor eşariler? Mekke fethi. Ebu Musa el-Eş'ari Mekke fethinde ilk sınavlarını vermişlerdi. Resulullah'ın emirlerini harfiyen yerine getirmişlerdi. Yine onlar Huneyn'de, yine onlar Hudeybiye'de en tehlikeli görevleri almışlardı Huneyn'de. En tehlikeli cephenin savunmasını Eş'ari kabilesi almıştı.
ki görev Hevazinlilerin Evtas Vadisi'nde saldırıya hazırlıkla oldukları haberi gelmişti. Resulullah onlara en ağır görev vermiş ve kardeşi Ebu Amr el-Eş'ari komutasında saldırıya geçerler. Meşhur Hevazin Savaşı, çok şiddetli çarpışmalarda kardeşi Ebu Amr vurulur, yaralanır. Sancağı kardeşi Ebu Musa el-Eş'ari alır ve o gün savaş tüm şiddetiyle Ebu Musa el-Eş'ari'nin komutasında sürer. Ya öyle sırada mı? Beni niye almıyor Resulullah devesinin arkasına? Olsam da almaz. Beni devesinin ağılına almaz, ahırına almaz. Ama Ebu Musa'yı kasvanın üzerine çağırıyor. Niye? İşte bakın, analiz etti, tahlil etti. Bu geleceğin insanı olacak. Şimdi yerinizde sıkı durun. Sıkı durun. Ebu Musa sadece Hevazin'de mi? Hevazin Mekke ile Taif arasında bir yer, kabileyle. O savaşta mı? Kardeşi şehit oldu gözünün önünde. Ve bütün savaş boyunca Ebu Musa kılıç elinde, dilinde Kur'an, tekbir, Allah seviyor ya. Evet, zaferle biter. Kardeşi yaralıdır. Tabi oku çıkarılır. Fakat kan durmaz. Kan durmaz. Kardeşinin kanı durmaz. Ebu Musa çok seviyor. İkiz gibidirler kardeşiyle. Beraber iman etmişler. Beraber alabora olmuşlar. Beraber Habeşistan'a gitmişler. Beraber hicret etmişler. Ve beraber Mekke'nin fethi. Beraber savaşta ama biri ağır yaralı, biri yara almamış. İşte beraber değiller. Ve kafasını doğrultur. Ebu Musa el-Eş'ariye şöyledir: kardeşim, Resulullah'a git, selamımı söyle, bana dua buyursun. Evet. Ve Eş'ariler ilk şehitlerini veriyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu durumu öğrenince, ona anlatıldıktan sonra bunu anlayınca hemen kalkar, namaz kılar kardeşi Amr için ve elini kaldırır, şöyledir: Allah'ım Ebu Amr'ı affet. Ebu Amr'ı affet kardeşim. Kardeşimi affet. Ve Ebu Musa, ya Resulallah bana da deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen benim gölgemsin Ebu Musa. Evet. Bakalım Resulullah'la nasıl devam etti hayatına. Evet, konumuz Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'dı. Yemen'in Eş'ar kabilesine mensuptur dedik. Asıl ismi Abdullah'tır. Resulullah Efendimiz'in daha Mekke'deyken bahsini duymuş ve iman etmiş, okur yazar, kültürlü bir insandı. Daha sonra Mekke'den aldığı haberlere göre Resulullah ve ashabının sıkıntılar içinde olduğunu duymuş. 53 arkadaşıyla bir gemiye binip Mekke'ye gelmeye için yola çıkmış, fakat yolda fırtına onları Habeşistan'a sürüklemiş ve Habeşistan'da Hazreti Cafer'le buluşurlar. 7 yıl gibi Habeşistan'da kalırlar. Resulullah Hayber'deyken Medine'ye gelirler ve Hayber kuşatmasında, Hayber seferindeyken Resulullah kavuşurlar. Aynı ganimetlere ortak olurlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolda gelirken onları çok beğendiğini söyler ve Ebu Musa el-Eş'ari devesinin kasvanın sırtına bindirir ve şöyledir: ya Ebu Abdullah, sana cennet hazinelerinden bir kelime söyleyeyim mi? O da: anam babam sana olsun, feda olsun ya Resulallah, söyle. Evet, cennet hazinelerinden bir kelime: la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evet, daha sonra tabi Medine'dedirler. Peygamber Efendimiz onlar için: ey gemi yolcuları, emin olunuz ki sizin ilki hicretiniz vardır, iki hicretiniz vardır. Tabi bu onları çok memnun etmişti. Eş'ariler kültürlü, medeni bir toplumdu. Cenab-ı Hak onlar hakkında Maide suresinin 54. ayetini nazil etmişti. İşte ey iman edenler, belki sizden dine hizmet etmeyenler falan olabilir, fakat Allah yerinize daha hayırlı kavimler, topluluklar getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah onları sever ve onlar cihadı sever. Onlar müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetlidir ayetini nazil etmişti. O Eş'ariler hakkında
Ve Peygamber Efendimiz onları seslerinden tanırdı. Yanık yanık Kur'an okurlardı. Peygamber Efendimiz onlar benden, ben de onlardanım derdi. İlk sınavlarını Mekke'nin fethinde göstermişlerdi. Huneyn, Hudeybiye gibi birçok seferlerde bulunmuşlar. Özellikle Hevazinlilerle yapılan Evtas Vadisi'ndeki savaşa katılmışlar. Ki meşhur Hevazin Savaşı denilmişti. Bu savaşta kardeşi Ebu Amr yaralanmış ve sonradan kan durmamış, vefat etmiş, şehit olmuştu. Şehit olmadan Resulullah'a selam söyleyin, bana dua buyursun dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım Ebu Amr'ı affet deyince, Ebu Musa el-Eş'ari bana da ya Resulallah deyince, sen dur hele, sen benim gölgemsin demişti. Allah Resulü yani arkadaşımsın, sen bendensin demişti. Ona da ayrıca dua etmişti. İşte bu duadan sonra Ebu Musa el-Eş'ari bu savaştan sonra neler yaptı? Şimdi kalan bölümümüze devam ediyoruz efendim. Evet, Resulullah aleyhissalatü vesselamın gölgesiydi. Ondan ayrılmaz, her şeyiyle, ilmiyle, ameliden, hatta ilmiyle, ameliyle Resulullah aleyhissalatü vesselama adanmış bir vakıf insandı. Devamlı Resulullah'tan ayet, hadis alır, bilgi öğrenirdi. Çok güzel Kur'an okurdu, hafızdı. Evet, altını çizerek söylüyorum, hafız Kur'an'dı. Yani Habeşistan'dayken ne kadar ayet nazil olmuşsa, Medine'ye geldikten sonra ne kadar ayet nazil olmuşsa, yerli yerince onu bizzat Resulullah'ın ağzından dinler, hafızasına alır ve o şekilde okur. Okuduğu zaman melekler onu dinler, Resulullah onu dinlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumuş, Resulullah Efendimiz ağlamıştı. O okumuş, Resulullah ağlamış ve susunca Resulullah eliyle devam et, devam et Ebu Musa demişti ve Efendimiz ağlamıştı. Onun o güzel sedası, o güzel nameleri ve dönüp şöyle demiş, ya Abdullah, sana Davud'un namelerinden verilmiştir. Evet, ya Ebu Musa, Abdullah asıl ismi. Sana Davud Aleyhisselam'ın namelerinden verilmiştir name. Yani o terennüm, o şey ne diyeyim nota, o notalardan sana verilmiştir derdi Allah Resulü. Ve Resulullah onu sık sık dinlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. O Kur'an okur Resulullah etkilenirdi. Ve Resulullah Efendimiz ve ashab-ı kiram ikisi de var. Ona şu lakabı takmışlardı. Kur'an bülbülü, evet, andelibil Kur'an demişlerdi, Kur'an bülbülü, Ebu Musa el-Eş'ariye, Resulullah ve ashabı, andelibil Kur'an demişlerdi, bülbülün, Kur'an'ın bülbülü derlerdi. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hafız, bu yetişmiş ashabını hep yanında tutacak değil, onu Yemen'e, yani doğup büyüdüğü bölgeye, Muaz bin Cebel'le birlikte, evet bu büyük sahabeyi de öğreniyorsunuz, Muaz bin Cebel'le birlikte sorabilirim, evet Yemen'e Muaz bin Cebel'le birlikte idareci olarak gönderiyordu. Muaz bin Cebel oranın valisi olacak, o da onun yardımcısı olacaktı. Muaz bin Cebel'e soruyor, ya Muaz, seni Yemen'e vali olarak gönderiyorum, nasıl ve neyle hükmedeceksin deyince o da şöyle demişti, ya Resulallah, Kitabullah'la, onda bulamadığını sünnet-i Resulullah'la, onda bulamadığını icma ümmetle, yani oradaki Müslümanların görüşüyle, onda da bulamadığını kendi içtihadımla demişti. Bazı rivayetlerde Kur'an ve sünnetle, onda olmayanı kendi içtihadımla dediği zaman Allah Resulü sana bu ilim helal olsun demiş ve Muaz bin Cebel'in yardımcısı olarak Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'e göndermişti. Ve Ebu Musa'ya da şöyle demişti, ya Ebu Musa, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, korkutmayınız. Evet, tebliğcideki dört vasıf yazıyorsunuz efendim.
Peygamber Efendimiz tebliğci Ebu Musa'ya bunu söylüyor. İdareci Muaz bin Cebel'e de ne ile hükmedeceksin diyor. Kur'an ve sünnet, peki onda olmayanı, onu da içtihadımla deyince Allah Resulü isabet ettin diyor. Ve Ebu Musa el-Eş'ariye diyor, sen de tebliğci olarak gidiyorsun, yardımcı olarak gidiyorsun. Ama dikkat et, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, korkutmayınız. Şimdi hemen bugün taze bir hatıramı anlatayım. Bugün cuma namazında maşallah Ulu Cami çok kalabalıktı. Dışarısı içerisi kalabalık, sevindirici bir manzara. Çok güzel bir gün, çok güzel bir cuma namazı. Fakat çirkin bir ses duydum. Safın en gerisindeyiz. Çocuklar yine. İşte gidip geliyorlar. Bir yaşlı amcamız, kendisi herhalde devamlı kılıyormuş namazı, İçeriye girdi, öf dedi, aylıkçılar içeriği doldurmuş. Onlar hep aylıkçı. Yer yok baba, aylıkçılardan yer yok. Evet, şimdi beş vakit namazını kılıyorsun be amcam, be Müslüman kardeşim. Bir aylık gelmiş de, sevgili amcam, hulku darları cennete koymuyor. Hulku genişlenene kadar bir yerlerde tavlıyorlar. Ondan sonra cennete gönderiyorlar. Cami kalabalıkmış diye. Öf! İçeri girdi böyle bir dede hoca. Urfa tabiyle söylüyorum. Efendim, aylıkçılar dedi. Ne olacak? Aylıkçılar camiyi doldurmuş. Bize yer kalmamış. Maşallah. Evet. Çocuklara da tabii ayrı bir laf. Bismillahsız döller. Evet. Ve camiyi doldurmak istiyoruz. Dolduğu zaman da kızıyoruz. Bu ne hal? Peygamberimiz diyor, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Kardeş hoş geldin, bugün ikinci günü Ramazan'ın, seni camide görüyoruz, ne şeref, ne şeref, iftihar ediyoruz, Allah razı olsun. Keşke aylıkçılar dolduraydı da benim gibi böyle senelikçi ama bir emeğe aramayanlara yer kalmayaydı. Yeni bilinileri geleydi, daha güzelleri geleydi. Dememiz lazımken aylıkçılar bize yer koymadılar. Yarın hepsi kaçar, görürsüz. Evet, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, korkutmayınız. Keşke bunlar benim böyle böğünüm beynime yazılaydı. Biri bir fetva sorduğu zaman hemen rampaya. Gelir mi o? Müjde yok, cehennemi. Sen cehenneme müvekkel meleğin yardımcısı mısın? Cehennemde bu kadar yanacaksın, bu kadar edeceksin, bu kadar canın. Bunların demek ki yeri yok sevgili Müslümanlar. Evet, Peygamberimiz bakın Yemen valisi Muaz bin Cebel'e ne diyor? Kur'an ve sünnetle amel edecek. Bunda olmayanı, bundan zuhur eden aklın getirdiği içtihatla, fakat Ebu Musa'ya özel söylüyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, korkutmayınız. Evet, bu inanın ki bir kompozisyon konusu. Belki bir cilt kitap yazılır bununla. Kolaylaştırıyor muyuz? Zorlaştırıyor muyuz? Müjdeliyor muyuz, korkutuyor muyuz? Ve soruyor ya Resulallah, hangi tür içkiler yasaklansın? Nasıl diyor ya Ebu Musa? Ya Resulallah, gittiğimiz Yemen, dünyanın ticaret merkezi, Hindistan'dan gelen, Körfez'den gelen, Afrika'dan gelen, dünyanın her türlü içkisi, konforu Yemen'dedir. Bunların hangisini yasaklayalım, hangisini serbest bırakalım? Ve Resulullah şöyle diyor. Kullu muskirun haramun. Uyuşturucu olan, yani sekir verici olan bütün içkiler haramdır ya Ebu Musa. Bunu söyle. Evet, kullu muskirun haramun. Bütün sekir verici, sarhoşluk verici şeyler haramdır de. Evet, Resulullah'ın beyanı. Ve efendim 10. yıl. Ben şimdi 10. yıl dedim, aklınıza başka 19 falan gelmesin. Hulku darları cennete koymuyor. Hulku genişlenene kadar bir yerlerde tavlıyorlar. Ondan sonra cennete gönderiyorlar. Cami kalabalıkmış diye. Öf! İçeri girdi böyle bir dede hoca. Urfa tabiyle söylüyorum. Efendim, aylıkçılar dedi. Ne olacak? Aylıkçılar camiyi doldurmuş. Bize yer kalmamış. Maşallah. Evet. Çocuklara da tabii ayrı bir laf. Bismillahsız döller. Evet. Ve camiyi doldurmak istiyoruz. Dolduğu zaman da kızıyoruz. Bu ne hal? Peygamberimiz diyor, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.
Kardeş hoş geldin. Bugün ikinci günü Ramazan'ın. Seni camide görüyoruz. Ne şeref, ne şeref. İftihar ediyoruz. Allah razı olsun. Keşke aylıkçılar dolduraydı da benim gibi böyle senelikçi ama bir emeğe yaramayanlara yer kalmayaydı. Yeni birileri geleydi. Daha güzelleri geleydi. Dememiz lazımken aylıkçılar bize yer koymadılar. Yarın hepsi kaçar görürsüz. Evet, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, korkutmayınız. Keşke bunlar benim böyle böğünüm beynime yazılaydı. Biri bir fetva sorduğu zaman hemen rampaya. Gelir mi o? Müjde yok, cehennemi. Sen cehenneme müvekkel meleğin yardımcısı mısın? Cehennemde bu kadar yanacaksın, bu kadar edeceksin, bu kadar cehennem. Bunların demek ki yeri yok sevgili Müslümanlar. Evet, Peygamberimiz bakın Yemen valisi Muaz bin Cebel'e ne diyor? Kur'an ve sünnetle amel edecek. Bunda olmayanı, bundan zuhur eden aklın getirdiği içtihatla, fakat Ebu Musa'ya özel söylüyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, korkutmayınız. Evet, bu inanın ki bir kompozisyon konusu. Belki bir cilt kitap yazılır bununla. Kolaylaştırıyor muyuz? Zorlaştırıyor muyuz? Müjdeliyor muyuz, korkutuyor muyuz? Ve soruyor ya Resulallah, hangi tür içkiler yasaklansın? Nasıl diyor ya Ebu Musa? Ya Resulallah, gittiğimiz Yemen, dünyanın ticaret merkezi, Hindistan'dan gelen, Körfez'den gelen, Afrika'dan gelen, dünyanın her türlü içkisi, konforu Yemen'dedir. Bunların hangisini yasaklayalım, hangisini serbest bırakalım? Ve Resulullah şöyle diyor. Kullu muskirun haramun. Uyuşturucu olan, yani sekir verici olan bütün içkiler haramdır ya Ebu Musa. Bunu söyle. Evet, kullu muskirun haramun. Bütün sekir verici, sarhoşluk verici şeyler haramdır der. Evet, Resulullah'ın beyanı. Ve efendim 10. yıl. Ben şimdi 10. yıl dedim, aklınıza başka 19 falan gelmesin. Evet, hicretin 10. yılı. Yani ayağa kalkın falan marş söyleyeceğiz değil. 10. hicri yıl, veda haccını kastediyorum. Veda haccına katılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son ve ilk, İslam'daki ilk hac ve veda haccı. Peygamber Efendimiz'in veda haccı. Ve orada Resulullah aleyhissalatü vesselam'la buluşur. Onunla birlikte hac menasikini ifa eder ve Resulullah'la Medine'ye döner. Artık Yemen'de de görevi bitmiştir. Fakat Yemen'de çok büyük hizmetler yapar. Programımız dar olduğu için oraya girmiyorum. Ve o yıl Resulullah aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz 10. yıl da vefat eder. Ebu Musa radıyallahu anh kendini ilme verir. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti dönemi hem seferlere hem ilme hizmette onu görüyoruz. Hem seferlere katılıyor hem de ilmi hizmette onu görüyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari. Hazreti Ömer dönemi. İşte Hazreti Ömer döneminde Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh daha aktiftir. Onun için o bölümü ayrı işliyorum. Hazreti Peygamber döneminde elinden geleni yapmıştır, yetişmiştir, olgunlaşmıştır. Hazreti Ebu Bekir döneminde daha keza. Fakat Hazreti Ömer döneminde daha aktif görevlere verilir. Hazreti Ömer onu Ehl-ü Hal vel Akd cemaatine alır. Yani danışma meclisine alır. Ya dedim ya, Resulullah boşuna devenin arkasına bindirmez adamı. Evet, onunla ilmi müzakereler yapar. Hazreti Ömer onu çok sever. Ve özellikle Hazreti Ömer'in bir gün özel bir işi vardır. Ve Ebu Musa'yı çağırmıştır. Ebu Musa denilen günde gelmemiştir. Hazreti Ömer bu. Celalli insan, emir-i müminin, devlet başkanı, yetkili. Bana Ebu Musa'yı bulun. Ebu Musa el-Eş'ari gelir. Buyurun ya emir-i müminin. Sana kaç kez dedim. Gel filan vakitte seninle işim var. Sana bir görev verecektim. Ama gelmedin. Ben geldim ya emir-i müminin. Ne demek geldin? Gelmedin. Ben geldim ya emir-i müminin. Geldim, siz yoktunuz. Ben evdeydim. Hangi saatlerde geldim? Falanca zaman içerisinde geldim. Nasıl olur ben evdeydim? Efendim kapıyı çaldım, cevap verilmedi. Siz evde yok. Kapıyı daha çalaydın. Çalamam efendim. Ne demek? Çalamam kapıyı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki
bir evin kapısını 3 kere çalırsınız. Cevap vermediler mi? Çekip gidersiniz. Ben sizin kapınızı 3 kez çaldım, cevap verilmedi. Ertesi gün geldim, yine 3 kez çaldım, cevap verilmedi. Yine ertesi günü 3 kez cevap verilmedi ve bugün de karşı karşıya geldik. Siz evde yoktunuz herhalde. Ne demek 3 kez çaldın? Daha fazla çalsaydın ya, 3, 5, 7, 10 çalsaydın, kapıyı böyle duyacak bir şekilde çalsaydın. Dediklerinde Ebu Musa, hayır efendim çalamam. Neden? Resulullah bir evi, kapısını 3 kere çalınız, cevap vermezlerse dönün gidiniz buyurdular. Ben o emre binaen 3'ten fazla çalamam. Nereden duydun bunu? Kim söyledi sana? Resulullah söyledi. Peki Resulullah böyle bir hadisi söyledi de ben niye duymadım? Sen daha dün Medine'ye geldin. Khayber Muharebesi'nin sonra Medine'ye geldin. Benim duymadığımı sen nasıl duyuyorsun? Ya Ebu Musa, ya bu hadisi uyduruyorsun ki uydurduğunu bilirsem seni kırbacımla döverim. Çünkü Resulullah benden yalan yanlış bir şey söyleyen cehennemde yerini hazırlasın dedi. Ya bunu ispat edersin ya da sana tazir cezası veririm deyince ya emir-ül müminin beni korkutamazsın. Bu hadisi Resulullah söyledi. Ben de buna göre amel ediyorum. Dün geldim, evvel gün geldim mevzu bahis değil ama bunu Resulullah söyledi. Ben de ona göre geldim, kapını 3 kez çaldım. Kapından cevap gelmeyince dönüp gittim. Bunu ispat et Ebu Musa. Perişan ederim seni. Ve Ebu Musa, duydunuz mu dedi cemaat, Resulullah'ın böyle bir şey söylediğini. O cemaatte de duyan yoktu. Biz duymadık. Hazreti Ömer, gördün mü? Bana şimdi daha kuvvetli delil getireceksin. Getiririm dedi, az bekle burada. Gitti, genç bir sahabeyi getirdi. Sahabeyi getirdi. Hazreti Ömer o genç sahabeyi görünce, bu duydu mu dedi, bu adam da duydu mu? Evet dedi, bu duydu Resulullah'ın söylediğini. Bu duyduysa tamamdır dedi. Ben bundan çekinirim. Evet, bu genç duymuş mu Resulullah'ın söylediğini? Ve o genç, evet ya emir-ül müminin, ben duydum. Benim yanımda falan falanlar da vardı, biz hepimiz duyduk. Resulullah bir eve gittiğinizde kapıyı 3 kez çalırsınız. Eğer cevap verilmezse çekin gidiniz dedi. Ve Hazreti Ömer bu gencin söylediğini de duyunca ne diyeyim dedi. Ebu Sa'id el-Hudri'dir bu. Evet, Sa'd bin Muaz'ın küçük kardeşi. Ebu Sa'id el-Hudri'dir bu dedi. Ben bir şey diyemem, Resulullah bunu talim etmişti. Bu oğlum Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyir, bunlar Kum Mektebi mezunlarıdır. Hazreti Ömer'in sözü, Kum Mektebi mezunlarıdır. Yani Resulullah bunlar daha çocukken Bedir esirlerine bizden 10 kişiye okuma yazma öğretin dediğinde işte bu 10 kişiden biridir Ebu Said. Onlar kumu böyle düzeltirlerdi, Kum Mektebi dedim ya, bunu da bir not alırsınız aklınızda. Kumu böyle düzeltile, bugünküler gibi böyle yazma, kalem, çizmeler, efendim, defterler, kağıtlar, karalama filan yoktu. Kur'an bile kemiklere, ağaç kabuklarına, deri üzerine yazılıp muhafaza ediliyordu. Biz ucuz bulduk. İşte o kumu böyle elleriyle düzeltirlerdi. Kumu, kum yani. Onu düzeltirlerdi. Onun üzerine çöple yazı yazarlardı. İşte o Kum Mektebi'nin 10 talebesinden biridir Ebu Said el-Hudri. Çocuktu. İşte Ebu Said el-Hudri, Zeyd bin Sabit, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyirler bu mektebin mezunları, Kum Mektebi mezunları. Yanlış anlamayın. Yani başka şeylere yormayın bunu. Onun için hani İran'da da meşhur bir var ya, Kum Kenti, Kum Mektebi, Kum Mezunu diyorlar. Anlamıyoruz nereden geliyor. Tabii ben güldüm, başka bir şey söylesem belki yanlış anlaşılır. Kum Mektebi. Biz de işte ne mektebi mezunuyuz meydanda. Senelerce okuyor. Bizim oğlan tahsil okur, döner okur işte yani. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu teala Ebu Said el-Hudri'yi görünce ben buna bir şey diyemem. Bu Kum Mektebi mezunu. Resulullah'ın talebesi. Evet, gelecek hafta onu konuk edeceğiz. Ebu Said el-Hudri'yi, Muaz bin Cebel'i. Sırada inşallah bunlar var. Yani buradan bir not olarak düşüyorum. Hatırınızda kalır.
Ve Hazreti Ömer orada ağlıyor, oturup yeri böyle yumrukluyor. Anası kaybedesi Ömer, yani ölesi değil ha. Araplarda kaybetme, çocuğunu kaybeder ya, bir kadın çocuğunu kaybeder, ne kadar üzülür, çocuk ne kadar üzülür. Dün bunun bir canlı örneğini gördük. Aşağıda bir kadın böyle çocuğunu kaybetmiş. Kadın merak etme bulunur, hocam yüreğim diyordu, böyle yüreğim yanıyor. Ve bir saat kadar o kadınla birlikte biz de aradık ama kadının yüreği bizim gibi, bizim yüreğimiz kadının yüreği gibi değildi. İşte Hazreti Ömer bu manzarayı hatırlatarak diyor ki, anan seni kaybede Ömer, anan seni kaybede. Ya çarşıda alışverişteydin ya bir işteydin, bu hadisi nasıl kaçırmışsın diyor, hayıflanıyordu. Ve Ebu Musa'yı tebrik ediyordu. Bu gizli olan bir şeyi, kendisi için gizli olan bir şeyi ortaya çıkardığı için. Evet. Demek ki bir kapıya gittiğimiz zaman efendim, bunu geçen haftalarda da söyledim. 3 defa çalarsınız, 4.ye hakkınız yok. Hadise göre böyle. Ama tabii isterseniz tekmeyle çalın, yumrukla çalın. Ne bileyim efendim, davul masa silah sıkın falan, kapıyı da patlayıcı patladım. Ev sahibi ya yalan söyleyecek, evde değilim diyecek. Adam belki meşguldur, belki özel bir işi vardır, belki sizi görmek istemiyor. İslam'da böyle. 3 defa çalırsınız, 4.ye hakkınız yok. Tabii yine de siz bilirsiniz. Efendim Hazreti Ömer radıyallahu teala Ebu Musa el-Eş'ari önce Hadramut'a. Hadramut neresi? Bir İslam haritası lazım bize ama kim yazacak bilmiyorum. Elimizde atlas çok. Büyük atlas, orta atlas, kısa atlas. Ve İslami gazeteler, dergiler de atlas hediye ediyoruz diyor. Amerika'nın veya Avrupa'nın çizdiği atlası bize veriyor. Benim içimden geçeni söyleyeyim, soruyu bir daha soracağım. Keşke Müslümanlar İslam tarihi atlası çizselerdi. Yani hangi savaş nerede, hangi sahabe nerede vefat etmiştir, böyle bir harita olsaydı. Evet. Oraya vali tayin ediyor Hazreti Ömer. Soruyu şu döneminde Hazreti Ömer radıyallahu anh onu önce Hadramut'a vali tayin ediyor. Şimdi bundan sonra onun artık hızlı yaşamını göreceksiniz. Nereden nereye? Ebu Musa el-Eş'ari bu kadar önemli bir insan. Tabi orayı ıslah eder. Hadramut'u ıslah eder. Mağrib'i başkent yapar. Şimdi Mağrib nereli? Size bir İslam haritası lazım dedim ya. Mağrib de Yemen tarafında. Mağrib'i başkent yapar. Mağrib. Orayı başkent yapar. Islah eder. Kıvamına oturdur. Ve insana yatırım yapar. İnsana yatırım yapar. Yemen'de bugün eğer ezan-ı Muhammedi okunuyorsa, Yemen'de bugün eğer Kur'anlar okunuyorsa, Yemen'de bugün eğer namaz kılanlar, oruç tutanlar varsa, bunda Ebu Musa el-Eş'ari'nin aslan payı vardır efendim. Evet. Ve daha sonra, şimdi sıkı durun, daha sonra nerelere gitti? Efendim Eş'ar kabilesine mensup Yemenli bir genç geldi, iman etti. İmandan sonra Habeşistan'da 7 sene kaldı. Ondan sonra Medine'ye geldi. Resulullah'la yaşadı. Resulullah ona bazı şeyler öğretti. La havle ve la kuvvete illa billahı öğretti. Resulullah onun devesinin arkasına bindirdi kasvanın. Hevazin savaşına götürdü. Ve Resulullah onun için sana Davud'un namelerinden verilmiştir dedi. Ashab ve Resulullah ona Kur'an bülbülü derdi. O okuduğu zaman Hazreti Muhammed ağlardı. Onu Muaz bin Cebel'le ilk önce Yemen'e ve daha sonra birçok seferlere gitmiş. Ve Hazreti Ömer döneminde Hadramut'a vali tayin edilmiş. Orayı ıslah etmişti. Evet, insana yatırım yapmıştı Resulullah'ın talebesi. Ve daha sonra büyük sefer hazırlığı. Evet, İran fethedilecek, Irak fethedilecek, Suriye fethedilecek, Anadolu fethedilecek, Müslümanlar artık Asya'nın kuzeyine açılacak, Anadolu'dan köprü yapıp Avrupa'ya açılacak, Doğu Avrupa'ya, oradan Batı Avrupa'ya geçecek ve bu temeller atılacaktı. Kimisi gemilerle Kıbrıs üzerinden, kimisi at üzerinde Atlas Okyanusu'na, kimisi efendim bize doğru gelecek. İşte bize doğru gelenlerin içinde bir komutan var ki Ebu Musa el-Eş'ari. Bir Ramazan ayı.
Evet, Ebu Musa el-Eş'ari İran'ın fethinde büyük görevler yapmıştır, komutanlık yapmıştır. Irak'ın fethinde komutanlık yapmıştır. Hem bir komutan hem bir ilim adamı. Yani ilmi komutanlığına mani değil. Müttaki oluşu komutanlığına mani değil. Komutanlığı da müttakilığına mani değil. Hani bazıları der manidir. Yani o ayrı, o ayrı. Resulullah'ın talebesi böyle. Resulullah'ın yetiştirdiği komutan böyle. İlmi ameline, ameli komutanlığına, üniformasına mani değildi. Ve bu komutan, bu ilim adamı, bu takva sahibi insan İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin fethinde çok büyük görevler yapar. Özellikle efendim, özellikle onu at üzerinde İran cephesinde görüyoruz. Onu at üzerinde Musul cephesinde görüyoruz. Ve Musul'un fethinde büyük görevler geliyor. Efendim Cezire'yi fethediyor. Şu anda bilmem Cizre bizi duyuyor mu? Cizre'den geliyor Nusayb'ini fethediyor. Komutan. Ama büyük bir ordu üzerinde de bir kolu Ebu Musa, bir kolunda İyad bin Ghanem komutan, bir tarafta Halid bin Velid komutan ve bunlar bir ordunun efendim kolları. İşte bir kol komutanı Cezire'yi, önce Musul'u, yani bugün Irak'taki Musul, aramız hemen hemen 1000 kilometreye yakın, orayı fethediyor, oradan gelip Cizre'yi fethediyor, Cizre'den geçiyor, Nusayb'ini fethediyor, Kamışlı'yı fethediyor şimdi Suriye'de ve oradan toparlanıp Ebu Musa el-Eş'ari Andalib-i Kur'an, Kur'an bülbülü, bülbül bu defa Şahin kesilmiş, efendim Nusayb'inden sonra Rasul Ayn'i fethediyor. Rasul Ayn neresi? Ceylanpınar. Efendim eskiler bir... Tabi onlar Rasul Ayn demiyorlar, Rasul Ayn diyorlar. Rasul Ayn'i fethediyor. Ve Rasul Ayn'den bu tarafa iniyor Raqqa, Suriye'de. Oranın fethinde İyad bin Ghanem'le buluşuyor. İyad bin Ghanem'in komutasında kendisi ikinci komutan oluyor. Ve o ordu, o şerefli ordu, o kutlu ordu, efendim Raqqa'dan bu tarafa geliyor, Talabiyet fethediliyor, Talabiyet, bugünkü Akçakale, Talabiyet, ora fethediliyor. Talabiyet'de Hazreti İbrahim bir müddet kalmıştı, orada da bir Anzılha nev'inde, Halilur Rahman adında bir göl varmış, bilmiyorum görmedim, Suriye tarafında kalıyor herhalde. İşte Suriye Talabiyet'i, bir de Türkiye Talabiyet, tabi biz Akçakale ettik. O tarafta halen Talabiyet diye geçiyor. Orada fethediliyor ve oradan Harran kuşatılıyor. Harran fethediliyor, Ramazan, oruç, Ramazan'ın başları. Ya biz hani Ramazan gelmeden şalvarımızı, zıbınımızı diktiririz. İşte nasıl diyelim hani... diyor ya yarım giymiş beyaz fistan cuma namazından gelir. Evet, o beyaz fistanı giyecek, Ramazan'da yan peşi gelecek. İaşasını almış, çünkü bak ben kokum sevdam yok, birinden çekişirem, evde neyse otururum. Tabii evde de hanımla hargül eder. Ashab böyle düşünmüyor. Ashab Ramazan'da at üstünde Harran fethediliyor efendim. Evet. Harran fethediliyor. Harran fethedilince... işte Harran Müslümanlaşıyor yavaş yavaş. Bekliyorlar Ramazan bayramına kadar Harran'da geçirelim. Daha sonra Raha'ya geçeriz, Urfa'ya geliriz. Neyse, tabii o sırada vurucu timler, akıncılar çıkarıyor İyad bin Ghanem. Bu akıncıların içerisinde 3 kişi geliyor Raha'ya, yani Urfa'ya. Urfa'nın surlarının etrafında gece devriye geziyorlar böyle, koşuyorlar. Ve Urfa'nın tavuğunu af buyurun korkutuyor, köpeğini havlatan ilk kişilerden birisi Ziyad bin Hanzale. Evet, ona da geçsem konu çok uzar. Ve keşif yapıyorlar, Urfa hazır mı değil mi? Heraklius'u kovalıyorlar. Bizans imparatoru kaçıyor. Bir zamanlar Resulullah'ın mektubuna gülümseyen adam... Mekke'de biri çıkmış, Medine'de bir site devleti kurmuş, koca Bizans'a kafa mı tutuyor demişlerdi.
Ama Hazreti Muhammed Hendek'te kayayı kırarken ben Bizans'ın fethini gördüm demişti. Konstantiniyye'yi söylemişti, Şam'ı söylemişti. Gülmüşlerdi Hazreti Resulullah'a. İşte o güldükleri Hazreti Muhammed'in devesinin arkasına aldığı insan komutan Harran'da ve Hiraklius kaçacak delik, saklanacak delik arıyor. Gelmiş Şanlıurfa Kalesi'ne saklanmıştı o günlerde. Aman beni Muhammediler görmesin, yoksa işim tamamdır. Ve o üç kişi, üç delikanlı araştırıyorlar. Hiraklius Urfa Kalesi'nde saklı. Ve hemen İyad bin Ghanem'e haber uçuyor. Efendim komutanım Hiraklius Urfa'da saklı deyince İyad ben Ramazan'ın geçmesini bekleyemem. Derhal Urfa'yı kuşatacağız diyordu. Ebu Musa Eş'ari de ben de katılıyorum. Derhal kuşatalım. Müminin bayramı sadece Ramazan bayramı mı ki? Müminin bayramı hesaptan kurtulduğu gündür asıl. Ve Urfa kuşatılıyor. Evet, tarihle baktığımız zaman 22 Ramazan, 23 Ramazan, 25 Ramazan ve selam Ramazan. Evet, Ramazan ayında kuşatılıyor ashab-ı kiram. Efendim, kalenin arkasındaki vadiden iniyorlar. Bugünkü Bediüzzaman mezarlığının bulunduğu yerden yukarıya, Tılfındır'a doğru çıkıyorlar. Surların dışındaki bölgede. O tepede iftarlarını açıyorlar. İşte o tepeden iftar açılmasından dolayı ne denmiş? Talla Fıtır, iftar tepesi. Ama biz bunu anlamadık, bilemedik. Vursa zin teline bir daha babam. Evet, Tılfındır Hastahane karşıma karşı. Gavur Fransız'ın bomba atışı. Evet, Şişköy'ün damından atlayamadım falan, çal. Sazı, ortaya da indir bir legeni, içine de koy bulgurdan isodu, dönder yavrum dönder, Urfa'nın kültürü diye tanıt. Evet, ben biraz üzülüyorum, belki benden kızanlar olur. Yani Urfa sadece saz, söz, legen, küfte değil. O tepenin kıymetini bilin Urfalılar. O tepede Ebu Musa el-Eş'ari namaz kıldırıyor. Evet, namaz kıldırıyor. O Resulullah'ın Andelibül Kur'an dediği, Kur'an bülbülü dediği insan cemaate imam oluyor. Çünkü İyad kıldıramıyor o gece, yorgundur. İmamlık Ebu Musa el-Eş'ari yapıyor. Zaten onun olduğu yerde başkası da kolay kolay imamlığa geçmiyordu. Sesi güzel, kendisi güzel. Resulullah ona Davud'un sesini duymak isteyen işte bunu duysun mealinde. Davud'un namelerinden verilmiştir ona demişti. Ve işte o Tılfındır. Şimdi bilmiyorum beni duyuyorlar mı orada. Keşke orada bir cami olsaydı da her zaman söylüyorum. Ya Rabbi gözüm açık gider. Evet bir cami olsaydı da adını Fetih Camisi koysaydık. Duvarlarına bunları yazsaydık, kazısaydık. Gelen neslimiz görseydi ve biraz kendimize çeki düzen verseydik. Evet, Resulullah'ın Kur'an bülbülü dediği Ebu Musa, o orada akşamı, yatsıyı, belki teravihi sabah kıldırıyor. Ve onun o Kur'an okuyuşu Urfa Kalesi'nde yankılanıyor. Hiraklius duyuyor, demek geldiler. Ve gece kaçıyor Hiraklius, Urfa'yı terk ediyor. Ve çıkıp da bir yüksek tepede, artık bilmem Top Dağı mı, başka dağ mı, çıkıp orada şöyle diyor, elveda, elveda, ey Suriye toprakları elveda. Evet, uğursuz çocuk doğuncaya kadar elveda. Öyle diyor Hiraklius. Uğursuz çocuk kimdir bilmiyorum. Uğursuz çocuk doğuncaya kadar sana elveda. Kaç bin sene geçmiş. Ve tekrar altını çizerek söylüyorum, Nusaybin'i, Raslaayn'i, Telabiyed'i, Harran'ı, Urfa'yı fetheden komutan İyad bin Ghanem, ama İyad'ın yardımcısı Ebu Musa el-Eş'ari. Tılfındır tepesinde ilk bu topraklarda namaz kılınıyor. Evet, sorumuzu bir daha soralım mı? Şimdi bir Ramazan, ne tevafuk bilemem. Ama tabii konuşan da Ramazan. Programımız da günü de ayı da Ramazan. Ramazan'da Şanlıurfa'nın fethedilmesi ve bu bölgenin fethedilmesi, bu fethi yapanların içerisinde ikinci Fatih diyeceğim Ebu Musa el-Eş'ari ve bu bölgede ilk cemaatle namazı kıldıran, ilk Kur'an okuyan,
Bilmiyorum, belki bana gülürsünüz ama söylemeden geçemeyeceğim. Açık konuşmayı çok severim. Bu bölgede Kur'an okuduğu için mi bilemiyorum. Sanki o bölgenin böyle mezarlık oluşu, oralarda cami oluşu, Kur'an okunması ve hatta son zamanlarda o bölgede taziye evlerinin oluşunu bile bilmiyorum. Resulullah'ın bu devesinin arkasında bildirdiği insanın hürmetine mi ne, bana göre yani ne diyorum, bir soru işareti, bilmiyorum. Evet, bu toprağa ayak basmış, buralarda Kur'an okumuş bir insan Ebu Musa el-Eş'ari. Şimdi bununla mı tabii, ben de burada biraz milliyetçilik mi yaptım ne, geçelim. Evet tabii, şimdi bize Adıyaman falan dinleyenler, hocam bu tarafa gelmedi mi? Efendim, Heraklius buradan kaçınca peşine düştüler. Heraklius nereye kaçtı buradan? Sümeysat'a, eski ismi Sümeysat, Samsat, şimdi baraj gölü altında kaldı. Samsat'a kaçtı. Samsat'a tarihi bir yer. Samsat'tan Hasan Keyf tarafına kaçtı da. Yani Hasan Keyf deniliyor. O bölgedeki yardımcılarını, valilerini topladı ve buradan Kayseri'ye, Darende'nin de Kayseri'ye geçti. Orada kaldı. Müslümanlar ne yaptılar? İşte burada toparlandılar. Bu bölgede Samsat'a geldiler. Darende fethedildi Halid bin Velid komutasında öbür taraftan. Ve bu bölgeler işte Amid, Diyarbakır fethedildi. Ve tabi sahabeler durdular mı? Yeter bu kadar ya, Medine'den buraya geldik. Yeter işte, amel defterimiz doldu. Hayır efendim. Daha sonra bu komutanlar yine vedalaştılar, ayrıldılar. Buralar Müslüman oldu. Ve dikkat ederseniz her memlekette bir Ömeriye Camisi adı altında bir cami yapıldı. Ömeriye Camisi. Ve o Ömeriye camilerini iyi inceleyin. O Ömeriyeler o memleketin, o toprağın ilk camisidir. Hazreti Ömer çünkü buraların fethinde emiril müminindi. Onun adına cami yapıldığı için Ömeriye. Tabi burada da var, Urfa'da da var Ömeriye. Yani Şanlıurfa'da ilk yapılan cami Ömeriye Camisi, Kazancı Pazarı'nda. Biliyor musunuz? Bir not olarak söyledim. Efendim Maraş, Halid bin Velid tarafından fethedildi. Orada da Ömeriye Camisi. Adıyaman oralar herhalde vardır. Görmediğim için söyleyemiyorum. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde buralar fethedilmişti. Evet. Sahabeler, komutanlar buradan ayrıldılar. Ebu Musa el-Eş'ari nereye gitti? Efendim ta Bingöl, Bitlis, Van, Ahlat oralardan Ermenistan, Azerbaycan, işte Özbekistan o taraflar ve döndü. İran üzerinden bu defa İsfahan, Huzistan, Tahran. Ya şimdi ben söylerken belki siz gülürsünüz. Özür diliyorum yani. Ben yazarken de hayret ettim. Sahabeler neymiş yani? Peygamber boşuna aleyhissalatü vesselam iltifat etmemiş bunlara. Evet, bizim büyük saydığımız büyük insanlar gerçekten de bunlara boşuna gıpta etmemiş. Molla Cami ne diyor? Ya Resulallah, ya Resulallah. Eshab-ı Kef'in iti, kıtmiri, ashabına sadık olduğu için onlarla cennete girdi. Ben de senin ashabının iti olayım. Hav hav diye diye cennete gideyim. Evet, ben de onu ekliyorum. Ben de kabul ediyorum. Ben o ashabın arkası sıra it olup cennete gireyim. Kelp desinler bana. Evet, peygamberin ashabının izinden yeter ki. Niye ki ashabı Kef'in köpeği Kıtmir cennete girmedi mi? Sadık olduğu için biz de onların şesini kabul ediyoruz. O ifadeyi nefsimize ben şahsen yediriyorum. Evet. Demek ki boşuna değil. Ebu Musa el-Eş'ari, bakın Yemen doğumlu, nerelerden nereye? Haritanın bir ucundan bir ucuna. Evet, İsfahan, Huzistan, siz haritada araştırın. Tahran, İran'ın başkenti. Ahvaz, Menazir, Sus şehrinin fetheder. Fatih, komutan Ebu Musa el-Eş'ari. Hürmüzan'ı esir alır efendim. Yani İran'ın ünlü devlet adamı Hürmüzan'ı esir alır. Yani ikinci, üçüncü kral. Hürmüzan'ı esir alır ve Hazreti Ömer'e gönderir. Kızlarıyla beraber Ebu Musa el-Eş'ari. Ve Hürmüzan Medine'ye gelir. Medine'de ne olur ne olmaz oraya geçiyorum. Yalnız kızlarından birisi annemiz Şehribanu, kızı Şehribanu Hazreti Hüseyin'le evlendirilir. Evet, onu bir not olarak düşmek istiyorum. Yani Hürmüzan'ı
esir alır. Hürmüzan'ı kızlarıyla birlikte esir alır. Hazreti Ömer'e gönderir. Hazreti Ömer de sizin büyüğünüzün kızı bizim büyüğümüzün oğluyla evlensin. Evet, Şehribanu'ya sorar. Bizim büyüğümüz Hazreti Hüseyin, büyüğümüzün oğlu. Şehribanu kabul eder, tabii Müslüman olur. Ve işte Şehribanu'dan kim olur? Zeynel Abidin olur. Şehribanu'dan Zeynel Abidin, Zeynel Abidin'e İmam Muhammed Bakır, İmam Muhammed Bakır'dan İmam-ı Cafer-i Sadık, İmam Musa Kazım ve ila nihaya günümüze kadar. Tabii bize bilgi lazım. Evet, Şehribanu'nun babasının esir edilmesi, o şehrin fethedilmesi Ebu Musa el-Eş'ari. Tekrar söylüyorum, boşuna mı Hazreti Resulullah kasvaya bindirir adamı? Ben niye bilemiyorum? Evet, İsfahan, Huzistan, Tahran, Ahvaz, Menazir, Sus şehirlerini fethediyor. Kim? Ebu Musa el-Eş'ari. Ve Hicri 21. yılda efendim Nihavend Savaşı. Nihavend makamı vardır ya meşhur musikide. İşte oradan alır adını Nihavend şehri, Nihavend Savaşları. Ama hiç de hoş olmayan savaşlar. Evet, Küfe valisi Ammar İbni Yasir'in yerine Kufe'ye vali tayin edilir. Ben o Nihavend Savaşı'ndan döneceğim. Evet, irtidat savaşları daha doğrusu. Kufe valisi Ammar İbni Yasir'in yerine Kufe'ye vali tayin edilir. Siz not alıyorsunuz. Ben söylemekten usandım. Siz belki not almaktan usanmadınız. Gerçekten çok enteresan bir tablo. Bu sefer validir Kufe şehrine. Şimdiki Necef kentine vali tayin edilir. Ve Küfeliler çok hassas. Ammar İbni Yasir'in kadrini kıymetini bilemediler. Hazreti Ömer onu atadı. Daha sonra Basra valiliğine. Evet, Basra valiliğine. Haritada gezinti yapın efendim. Ve oraya su kanalları açtırır. Dedim ya, ilim adamı ve imarat adamı. Gittiği şehri de ihya eder. Evet. Orayı suya kavuşturur. Şatul Arab'dan kanal açtırır. Fırat ve Dicle'nin birleştiği yerden Basra'ya su aldırır. Bugün o kanallardan halen su geliyor. Ve 9 mil uzunluğunda kanal kazılır. Başta da kendisi çalışır. Yani siz çalışın ben size bakayım değil. Orada karargahını kurar. Basra'da karargahını kurar. Tabii o karargahtan kimler yetişir? Kufe'de karargah kurdu, kimler yetişti? Ebu Hanife bilirsiniz. Nu'man İbni Sabit Kufelidir. İşte o medreseden yetişti. Basra'da medresesini kurdu. Kim yetişti? Hasan-ı Basri, Ebu Yezid-i Bestami bilirsiniz. Bunlar hep o medresenin mezunlarıdır efendim. Daha sayabilirim. Ve bu büyük insan ayağının toprağının 40 metre aşağısını Allah bana öptürse zannederim ki onun hürmetine cennete gireyim. Evet, Ebu Musa el-Eş'ari ve Hazreti Ömer dönemi tabii bu işleri yapar. Hazreti Ömer Hazreti Enes'e sorar. Enes bin Malik de kendisine yardımcıdır Basra'da. Ebu Musa ne haldeydi? Çoktan göremiyorum. Kardeşimi o bölgeye gönderdim. Ne haldeydi? Enes döner der ki: "Ya emiril müminin, vallahi Ebu Musa Kur'an'da kaybolmuştu." Anladınız mı? Kur'an'da onu kaybettik. Kur'an'ın içinde kayboldu gitti. Kâhı vali, kâhı komutan, kâhı zakir, kâhı cengaver. İşte Kur'an'da kayboluş budur. Biz Kur'an'da yanlış kayboluyoruz. Zannediyoruz ki yeşil meşil giymekle oluyor bu iş. Zannediyoruz ki helva melva ile olur bu iş. Zannediyoruz bu, kusura bakmayın, iki haber bir şeyler bilmekle falan oluyor. Hayır, Kur'an'da işte kayboluş budur. Enes'çe bir ifade. Enes bin Malik, Hazreti Muhammed'in talebesi. Onun ifadesi, ya emir-i mümin, Ebu Musa Kur'an'da kayboldu. İşte Kur'an'da kayboluş bu. Biz Kur'an'da nasıl kayboluyoruz? Hiç söylemeyeyim, değil mi? Efendim, 300 tane hafız yetiştirmiştir. İsimlerini isteyenlere bulabiliriz. 300 hafız ve alim, mücahit ve müştehit yetiştirmiştir. 300 hafız, alim, mücahit ve müştehit yetiştirmiştir. Nerede? Basra'da. İrşatta, icrada başarılı olmuştu. Ve Hazreti Ömer onun için şöyle diyor:
O, bedeni baştan aşağı ilimle dolu bir kişidir. O, bedeni baştan aşağıya ilimdir, diyor Hazreti Ömer. İlimle doludur. Bir daha soruyu. Beni baştan aşağı ilimdir sözüyle müşahhaslaşıyor gözümüzün önünde. 360 hadis nakletmiştir. 360 hadis nakletmiştir. Kur'an'ı hafızeden adam 360 hadis nakletmiştir. Niye az hadis nakletin diyenlere korkuyorum. Resulullah benden olmayan bir şey söyleyen cehennemde yerini hazırlasın dedi. Ancak bu kadarını tam hatırlayabiliyorum. 360 hadis. Ki bu hadis ezberleyen insana da Hazreti Ömer bir hadisini ya ispatlarsın ya da sen sana ceza veririm demişti. Efendim çok tevekküllü. Çok tevekküllü. Yani tevekkülünü nasıl anlatayım? Zaman geçiyor. Allah'a o kadar tevekküllü idi ki tevekkülünde bütün herkes onun büyük bir tevekküllü olduğunu söylüyor. Rikatliydi. Çok çabuk ağlardı. Çok çabuk ağlar. Kur'an ifadelerine, Kur'an sesine hiç dayanamazdı. Ağlardı. Gece gündüz Kur'an okurdu. Bazen okurken kendisi bayılır. Bazen başkası okurken bayılır. Öldü sanılırdı. Evet, öldü sanılırdı. Altını çiziyorum. Bazen Kur'an okur. Tabii biz de dinliyoruz efendim Kur'an. Biz neyini dinliyoruz? Rast makamında, Hicaz makamında, Nihamet makamında okudu. Evet, Hafız Efendi'nin sesi güzeldi. Halbuki Kur'an olmasa Hafız'ın sesi güzel olmuş ne çıkar, değil mi? Kur'an'ı dinlemek lazım. Bizim dinleyiş şeklimiz de değişik. Neyse, Ramazan'da fazla tele dokunmayalım. Kur'an'ı dinlediği zaman bayılır. Bazen öldü sanılırdı. Kaç kere evine haber gitti hanımına. Kocan öldü diye. Çocukları bazen feryat eder babamız öldü diye. Oysa ki bayılmıştır. Yani çoğu kez onun öldüğü sanılmış. Oysa ki o Kur'an ayetlerini duyunca bayılırdı. Bazen hadis söylerlerdi. Hadis-i şerifi duyunca başı döner, ayakta duramaz, oturur, uzanır. Ne oldu ya Ebu Musa diye sorduklarında, ne olacak? Bu sözü söylerken sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed'le beraberdim de o an aklıma geldi der ağlardı. Evet, onun için dikkatli dedim. Hassas. Bir gün oğlu, evet, gerçi çocuklarını evde not etmiştim efendim, şu anda unuttum. Beni bağışlayın, isimlerini söyleyemeyeceğim. Oğlu onun oturduğu bir toplumda aksırır. Yani talebeleriyle oturduğu bir toplumda aksırır. Fakat bir şey demez. Cemaat kendisine bakar. Bu niye bir şey demedi Resulullah'ın talebesi? Oysa ki müminin müminde beş hakkı vardır. Bu beş hakkından birisi de aksırdığı zaman ona dua etmesidir. Hani bir adam hapşırır, hapşu der, elhamdülillah. Onu duyan kişi yerhamukallah. Ve hapşıran kişi döner, yehdine ve yehdiyekumullah der. Bu bir görevdir. E tabi biz de böyle hapşıranları duyduk mu, biri hapşu dedi mi, çok yaşa. Evet, sen de çok yaşa, kıymetli paşa. Evet, çok yaşa. Evet, yani gözüm ağam paşam, sen de yaşa. Fakat görevimiz var. Biz Müslümanız, Peygamberimiz bunu söylüyor. Hapşu dedi mi? Gerçi çok bugünlerde hapşıran, ortalıkta nezle, grip çok. Allah hayırlı rahmetler ihsan etsin. Havamız kirli. Maddi manevi havamız. Lazım bu Ramazan hürmetine. Tabi bu havayı kirletenlerle de uğraşmak lazım. Hava kirliliği iyi bir alamet değil. Evet, oğlu aksırıyor. Aksır aksırmaz yerhamukallah demiyor. Etrafta millet birbirine bakar. Birbirine der, sorarlar. Niçin? Üstadım siz yerhamukallah demediniz oğlunuza. Halbuki Resulullah'ın siz talebesisiniz. Evettir. Resulullah buyurdu. Aksırana yerhamukallah deyin. Ancak o elhamdülillah derse. Elhamdülillah demeyene ben ne diyeceğim? Oğlum da olsa hapşırdı elhamdülillah demedi. Ben de yerhamukallah demedim. Resulullah
elhamdülillah diyene yerhamukallah deyin. O demediği için ben de demedim. Ve oğlum da olsa işte torpil yapamam. Bunu da öğretiyordu Ebu Musa el-Eş'ari. Evet. Demek ki hapşıran hapşu elhamdülillah diyecek. Hani biz diyoruz ya değirmene git kaynanana ver falan. Kaynanasının ne suçu var zavallının? Kızını yetiştirdi verdi bir de nezlesini alsın ya. Nasıl bir insaf, nasıl bir mantık ben anlamadım. Evet, Kur'an gelmese acaba bu toplum nasıl olurdu? Ben merak ediyorum. Hazreti Muhammed bize peygamber olmasa, Urfa'ya bu fatihler gelmese nasıl olurdu? Merak ediyorum yani bu bölgeye. Evet, elhamdülillah demesi lazım. Yerhamukallah bizim dememiz lazım. Onun da yedine ve yediyekumullah demesi lazım. Evet. Hazreti Ömer'in vefatından sonra, Hazreti Ömer'in vefatı onu çok yıktı, çok severdi Hazreti Ömer'i. Hazreti Ömer de onu çok severdi. Hazreti Osman döneminde yine Basra bölgesinde kaldı. Ve Basra bölgesinde bir gün konuşmasını yanlış anlaştılar. Yanlış anlaşıldı. Dil suçması bende oldu. Yanlış anlaşıldı konuşması. Ve bu konuşma Hazreti Osman'a daha da çarptırıldı. Yanlış anlatıldı. Ve Hazreti Osman da onu vazilikten azletti. Hazreti Osman radıyallahu anh bu konuşmasını duyunca onu vazilikten azletti. O da Basra'dan geldi Kufe şehrine yerleşti. Tabi daha sonra Hazreti Osman onu Kufe valilik yaptırdı. Ama tabi Küfeliler çok vefasızdır. Yani duymuyorlar beni. İyi ki duysalar kızarlar. Fakat Küfeliler çok vefasızdır. Hatta Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'e göre Kalleş Küfeliler diye söylüyor. Çünkü Hazreti Hüseyin'e kalleşlik yaptılar birçoklarına. Evet, Küfeliler valilerinin kıymetini bilmediler. Mesela Ammar valilik yaptı bilmediler. Efendim bu Said el-Hudri yaptı bilmediler. Sa'd bin Ebi Vakkas yaptı. Hepsinde böyle bir entrika yaptılar. Bunlara entrika yaptılar yani. Evet, onu da anlamadılar. Rahatsız ettiler. Ve arkasından tabii Hazreti Osman'ın şehadeti geldi. Ama o Küfe'de talebe yetiştiriyordu, insan yetiştiriyordu, adam yetiştiriyordu. Bugün en çok ihtiyacımız olduğumuz şey adam, para ve proje ihtiyacımız var. Diyeceksiniz şimdi hoca eskiden adam diyordun, 3-5 sene sonra adam ve para dedin, şimdi proje mi çıktı? Evet efendim, üçü birbirine bağlı. Bugün Müslümanlara öncelikli ne lazım derseniz adam, para, proje deriz. Çünkü projemizde öyle çok yoktur yani. İyi inceleyin bakın. Evet, o da ayrı bir program. Evet, Müslümanların projesi var mıdır? Ya Kur'an'ımız var. Hayır, Kur'an proje değildir. Hadis var. Hadis proje değildir. Projeler üstüdür o. Ben size bugün için projemiz yok. Evet, adam yetiştiriyordu geleceğe. Tabii Hazreti Ali geldi başa. Daha sonra Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ihtilafında tarafsız kaldı, taraf tutmadı. Fakat bela, musibet yine geldi. Dedikodular onun eteğine kondu. Geri çekildi. Susayım dedi. Dikkat edin, kafirlerin cırıt attığı dönemde Kur'an'ın bülbülü susmuyor, kılıç elinde mücadele ediyor. Çünkü ümmet birlik içinde, yürekler birlik, diller birlik, gönüller birlik. Ne zaman ki iki şak olduk, işte ihtilaf Kur'an bülbülünü susturdu. Evet, o güne kadar susmayan bülbül mecbur sustu. Neden? Ali tarafı mısın, Muaviye tarafı mısın? Yok Ali, yok Muaviye tarafları diye rahatsız edildi. Tehditler aldı, yok korkaksın, yok tarafsızsın, yok niye geri çekildin diye... Kendisini taciz ettiler ve bir gün camide kürsüye çıktı ağlayarak. Öyle bir vaaz etti ki cemaat ağladı, kendisi ağladı. Birlik beraberlikten. Evet, tabi resmi ideolojilerin birlik ve beraberliğinden değil, İslam'ın emrettiği birlik ve beraberlikten o kadar güzel bahsetti. Cemaat ağladı, kendisi ağladı. Ve size dedi, cemaat size bir şey hatırlatıyorum Allah aşkına. Bu fırka fırka oluşunuzu Resulullah görseydi. Bu bölük buçuk oluşunuzu Resulullah görseydi. Evet, ben de diyorum ah ustadım, senin zamanın değil kurban olduğum. Bir de bu devri görseydi. Evet, o Resulullah ki Medine'de medhun, gözümün nuru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu gözümün önünde daha dün gibi şunu söyledi.
cemaate hutbe veriyor. İki mümin eğer kavgalaşırsa, vallahi ölen de öldüren de cehennemdedir dedi Hazreti Muhammed. İki mümin kavga ederse, ölen de öldüren de cehennemdedir dedi. Ve döndük dedik ya Resulallah, ölen niye suçlu ki, öldüren katil, ölen niye cehennemdeki diye sorduk. Resulullah buyurdu, ölen ölmeseydi öldüreni öldürmeyecek miydi? O da niyetinden dolayı cehennemdedir. Vallahi Müslümanlar, kavga ediyorsunuz, dövüşüyorsunuz. Resulullah'ın bu sözünü size hatırlatıyorum. İki mümin kavgalaşırsa, ölen de öldüren de cehennemdedir. Ben cehennemde olmak istemiyorum diyordu. Evet, dostlar ben zayıfım, ben biçareyim, ben dayanamam. Keşke...